Merhaba herkese. Bugün yanımda Deniz Sohbetleri konuğu olarak uzun zamandır Piri Reis üzerinde çalışan yapımcı Gülşah Çeliker var. Ben kendisini yaklaşık herhalde 10 yıldır, ben dergiye 12 yıl önce başladım. Neredeyse evet o zamandan beri bir şekilde bir irtibatımız var ve Piri Reis deyince aklıma gelen isimlerden birisiniz. Onu söyleyeyim içtenlikle. Çünkü ara ara konuştuk, bir takım haberler de yaptık. Uzun süredir Piri Reis üzerinde bir belgesel hazırlamak için çalışıyor. Ve bu sefer karşımıza aslında belgeselden önce bir kitapla geldi. Eylül ayında çıktı. Haritacı ve Kaşif, Piri Reis'in hayatını anlatan tarihi bir roman. Aslında belgeselinde bir ön hazırlık şeyi diyelim, ne ön ürünü. Ben kitaba yeni başladım ama hemen bir sohbet yapalım istedim. Hem kitabı konuşacağız hem belgeseli konuşacağız. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Ben aslında bu kitabı da görünce şey diye düşündüm. Yani Piri Reis üzerinde de uzun zamandır çalıştığınızı biliyorum. İlk önce merak ettiğim, hakikaten sizi Piri Reis'e bu kadar çeken neydi? Yani 10 yılınızı verdiniz uzun bir zaman. Nedir bu aşkın sebebi? Ya şöyle bir şey, aslında uzamasının sebebi biraz engeller demek durumundayım ama ben bir projeye başladığımda derinine inerim. Yani sadece yüzeyde olanlar, sadece lokal bilgiler, belgeler, şahıslar, onların bağlantılı işte o kontaklar değil de işte o çerçevede global olabildiği kadar benim eğitimim de vizyonum da bu çerçevede olduğu için nerede ne var onun hepsini incelemek istedim. Hı hı. Bu da tabii işi büyütüyor, derinleştiriyor, hı hı. Bazen uzatıyor. Ama çok şey öğreniyorsunuz. Yani ben bir de Piri Reis'i bir dünya vatandaşı olarak görüyorum 15. Hı hı. yüzyılda. Akdeniz'in tek dünya olduğu bir dönemde. Şimdi bir önceki projem de aslında mesela Sabiha Gökçen'le ilgiliydi. Onda da Amerika'da, Rusya'da, Balkan ülkelerine, Fransa'da çekimler yaptık. Ben Amerika'ya bizzat gittim. Hı-hı. Bizzat araştırdım. Hı-hı. Ve hiç gitmediğim bir yerden arşiv de buldum. Kaliforniya'da Greenberg arşivini. Hı-hı. Yani hani gitmekle de yetinmiyorum. O arşivleri buluyorum, onun kontağını kuruyorum, onu istetiyorum, onun parasını ödüyorum, onun hı-hı. yazışmalarını yapıyorum. Yani düşünebiliyor musunuz bütün bu? Hani siz bir dergi çıkarıyorsunuz, evet. Gazetecilik, dergi, yani araştırmacı gazetecinin başka bir versiyonu. Tabii ben. Yani sonuçta aslında belgeselci olmak da böyle bir şey değil mi? Yani onun her şeyini araştırarak, aslında belgelere dayanarak benim iki hayat hikayesini yazmak, senaryolaştırmak. Evet. Peki Piri Reis, yani Sabiha Gökçen ikinci isim Piri Reis'ti. Böyle kafanızda aslında bir dizi mi var ve bu kişiler onların başlangıcı mı yoksa nasıl? Aslında şey, bu tam okurken ortaya çıkan bir şey. Yani ben yüksek lisansımı yaparken, daha doğrusu stajımı yaparken İngiliz prodüktörlerle İngiltere'de yaptım işte böyle South Bristol College'den sonra. Oradaki Bristol'daki televizyonda staj yaparken öğrenci halimi bir liste hazırlamıştım. Aynen elimde bir liste var. O listedekiler teker teker dökülüyor gibi diyeceğim. Ama en belirgini Sabiha Gökçen ve Piri Reis'ti, öyle söyleyeyim. O zamandan beri, üniversite döneminden beri var Piri Reis. Evet, üniversite, lisans üstü döneminden, üniversiteden sonradan beri. Ve bu yurt dışında ortaya çıktı. O global şeyi zaten o zaman filizlendi içinde. Yani ben kendi ülkemin marka değerlerini, kendi ülkemin tarihi şahsiyetlerini, kendi ülkemin kahramanlarını dünyaya nasıl tanıtırım? Çünkü biz dünyaya, yani dünyanın herhangi bir şehrine ya da ülkesine gittiğimizde onlarla yıkanıyoruz zaten. Hı hı hı. Yani onların Rönesans'tan günümüze kadar kaç tane sanatçısı, bilim adamı, değil mi? Yani sanat ressamı, müzisyeni, tabii. hepsini kitaplarımızda bile okuyoruz yani okullar. Sonuçta biz kendi kahramanlarımızı niye doğru düzgün tanıtamıyoruz'dan başladı. Evet, çünkü ben uluslararası işlerde mezun olduğum için zaten global vizyonla da bir eğitim aldığım için hani kaç tane uluslararası hukuk, uluslararası siyaset, dünya tarihi gibi, ülkeler tarihi gibi. O yüzden kendi ülkemin tarihinde ne kadar nasıl tanıtabilirim? Derken Piri Reis de benim için biçilmiş kaftan oldu. Yani o kelimeyi de kullanıyorum. Çünkü Osmanlı döneminden bir bilim adamı Piri Reis. Yani bir dünya bilgini, hani sempozyumlarda söylenen, profesör hocaların söylediği gibi. Sadece korsan, kaptan diye tanımlanamaz yani. Aynı zamanda bir kartograf ve kartograf kimliği çok özel bir kimlik. Yani bir bilim adamı kimliği var. Harita çizebilmek,
Yani harita okumak ayrı bir şey o dönemde. Harita çizmek bambaşka bir şey. Yani onun için bir master olmanız gerekiyor. Yani harita çizip bir de harita kitabı yapmak, yani atlas yapmak, portolan yapmak, o artık daha yüksek, yani doktora seviyesi. Belki profesörlük. O kadar aslında değerli ama biz çok değerini bilmiyoruz dediniz birkaç yerde. Siz bu yurt dışında yaptığınız araştırmalarda PGRS'i orada yabancıların gözüyle daha mı farklı gördünüz? Nasıl? Aynen. Gördüm. Mesela Akdeniz'de Piri Reis'in çok özel bir yeri var. İtalyanlardan, İspanyollardan. İtalyanlar Kolombo Türk'ü bile diyorlar yani. Hani Türk Kolombo gibi. Ama Kolomb, bakın, atlas kitabı yok Kolomb. Evet. Kolomb'un harita çizdiğini söylerler. Tabii ki keşiflerini, haritaları okuyarak da yaptı. Ama onun bir harita kitabı yok. Ya da böyle Kolomb haritası diye özel yayılmış bir harita yok. Tabii. Hatta Kolomb'un Amerika haritası bile kayıp. Kayıp, evet. Kullanılmış ve kaybolmuş denizlerde. Ama nerede çıkıyor? Piri Reis haritası. Çünkü Piri Reis çok değerli bir... Nasıl? Biraz onu anlatabilir misiniz? Çünkü bu kitapta da haritacı ve kaşif sadece Piri Reis değil. Haritacı Piri Reis, kaşif Kolomb. Evet, bravo. Karşılaşması var. Evet, ben de tam oralardayım. Nasıl oluyor bu karşılaşma ve neden ikisini bir arada sizde yazmak istediniz? O bağı biraz bize anlatır mısınız? O karşılaşmayı ben de karşılaşıp bunun derinine inip bunun çok güzel bir hikaye olduğunu, yani benim için yine biçilmez kaftan bir malzeme, yani işlenebilecek bir malzeme. Hatta mücevher derim. Çünkü aynı dönem, yani Kolombo ilkokul çocukları, benim İngiliz arkadaşlarım, Amerikalı arkadaşlarım söylüyor. Dünyanın her yerinin ilkokul çocuklarına Amerika'nın kaşifi de Kolomb'tur diye tanıtırlar. Yani Kolombo ilkokul seviyesinde öğreniyor bütün dünyadaki çocuklar. Belki biz de öyleyiz. Yani sanıyorum biz de öyleyiz. Ama Piri Reis'le ilgili bir bilgi ancak uzmanlık seviyesinde denizcilik, deniz tarihi konusunda merakınız, ilginiz ya da eğitiminiz ya da üzerine gerçekten araştırmanız varsa öğreniyorsunuz. Piri Reis bizim ilkokul kitaplarımızda yoktur herhalde. Sanmıyorum. Yani bir yerlerde, ortaokulda, coğrafyada başlar. Evet. Ama Kolomb'un tabii kaşif olmasının, yeni kıtayı fetheden hani grubun içerisinde olmasının etkisi tabii ki büyük. Peki onların da dönemdaş olmaları çok orijinal. Siz karşılaştınız o hikayeyle? Nerede buldunuz senin bağını? Şöyle, amcası Kemal Reis ile Piri Reis 1492'de İspanyol seferatlarını Türkiye'ye, İspanyol Musevilerini Türkiye'ye getirmek üzere hareket ediyorlar ve Kadiz Limanı'na gidiyorlar. O sırada Kadiz Limanı'nda Kolomb mesela Amerika seferi için hazırlık yapıyor. Bu kayıtlarda var. Ve binlerce Yahudi bekleştiği için, Osmanlı kadırgaları yaklaştığı için kimisi kendi tekneleriyle, kimisi kadırgalarla taşınıyor. Birkaç sefer yapılıyor. O sırada o kalabalıkta limanı değiştiriyor Kolomb. Yani Kolomb o sırada Kadiz'de yaşıyor. Kadiz çok önemli bir Akdeniz limanı. Kolomb da orada hareket etmek için, orada İspanyol hükümetinden destek almak için hazırlık yapıyor, alıyor. Yani o dönem onun da yeni fetihler için çalışıp konuşlandığı yer. Peki ikisinin gerçek bir karşılaşması yani. İşte orada olduğunu düşünüyoruz. Düşünülüyor. Evet. Ama bir belge yok buna dayalı değil yok, mi? Yani yok ama aynı zamanlarda. Bir şeyleri yok. Yok yani böyle bir şey yok. Yani bu şey gibi bir şey. Şöyle söyleyeyim. Mesela rahmetli Halil İnalcı profesör Piri Reis'in haritasını Yavuz Sultan Selim'e sunulduğunda aman tanrım bir Fatih için ne kadar küçükmüş dediğini söyler Yavuz Sultan Selim. Dediği söylenirmiş. Bu böyle bir deklare edilmiş, yazılmış, çizilmiş. Ama bunun kaydı yok. Bunun vesikası yoktur dedi bana. Yani bunu bir anlatılır ve öyle kabul edilir. Evet, böyle kabul edilir. Yani bazı şeylerde böyle kabul edilir. Yani biz karşılaştık, hadi anlaşma yapalım diye bir karşılaşma değil bu. Bir fetih için, yani bir yeni bir sefer için hazırlık yapıyor. Öbürü de oraya bir misyonla o insanları kurtarmak, büyük bir hümanist görev için gelmiş ve tamamen yani o görevi ifa etmek için gelmiş. İki kaptan yani, kaptanlar, kadırgalar. Bir resim kitabında... Orada bir selamlaşma olduğunu düşünüyorum. Haritalarında Kolomb'la nasıl bir bağlantı var daha sonrasında? Kolomb'un Amerika haritasının orada... Ele geçirilmesi söz konusu. O 1501'de Valencia açıklarında bir deniz savaşında... İspanyol armadasına ait 6 tane gemi ele geçiriyorlar. Yani büyük bir deniz savaşı oluyor İspanyollarla. Dediğim gibi o
kayalıkların olduğu, Valencia'nın olduğu yerde. Ve ondan sonra o büyük gemilerden bir tanesinin içinden kaptan kamarasından çıkıyor. Şimdi PD Reis'in şöyle bir özelliği var. Tabii ki kaptan seyir defteri, kaptanın kullandığı haritalar, not defterleri bunları entelektüel bilgi olarak alıyor. Ve onları kullanıyor sonuçta. Onları kullanıyor. Yani yaptığı kendi çalışmalarında. Bunları karşılıklı, yani İtalyanlar da bizim gemilerimizi ele geçirirse aynı şeyi kullanırlar. Yani bu açık bir şey. Doğal bir şey aslında. Doğal bir şey. Sadece ganimet almıyorlar yani. Bilgi de alıyorlar. Entelektüel bilgi de alıyorlar. Bu da istihbarat seviyesinde önemli. Zaten haritalar da gizli satılmış. Yani istihbarat seviyesi. Yani aslında Kolombo'nun Amerika şeyinde kullandığı haritanın Pilires'in eline geçmesi ve onun da kendi çalışmalarında kullanmasından bahsediliyor değil mi? Evet, doğru yani söylüyorum. Bu 1513 haritası meşhur haritamız. Her yerde herkesin çok severek kullandığı. Evet. Ama çok da bilincinde olmadığı. Yani bu haritadaki şuradaki bu eski Osmanlıca Türkçe yazı, Arapça karakterdeki yazıda son bölümde 20 tane farklı haritayı kullandığını söylüyor. İşte 8 Portekizli, Portugal haritası, 2 tane Hint-Çin haritası, 9 tane Caferiye yani Arap haritası, Arap dünyası da bilim, fizik, matematikte ileri o zaman. Sonrasında da Kolomb'un Antilya kıyılarına ait haritası. Bizim İsmail, yani infidel, hatta kafir Kolomb'un Antilya kıyılarına ait haritası da bizim elimize bir savaşta geçti. Hatta onu Kitab-ı Bahriye'de de anlatıyor. Rodrigo denen bir kaptanın onların tarafına geçtiğini, bir süre azat edilinceye kadar onlarla çalıştığını, o bilgileri ondan aldığını, haritayı da ondan aldığını söylüyor. Rodrigo da Amerika seferinde bulunmuş, Kolomb'un Amerika seferinde bulunmuş 2-3 tane. Çünkü o 1492'de seferatlar gelirken Kolomb da Amerika'ya doğru, yani yeni Hint adalarına doğru hareket ediyor. Ama yukarıdaki limandan, Palos'tan çıkıyor. Yani Kadiz çok karışık olduğu için. O yüzden de rotayı şaşırdı ve oraya gittiği söyleniyor. Evet. Evet. Ama bu Rodrigo denen diğer kaptan, işte bizimkilerin tarafına geçen, sanıyorum 2 ya da 3 seyahati. Çünkü Kolomb'un 3 tane seyahati var. Siz de bilirsiniz. 1492, 95, 97. Ondan sonra da İspanyol hükümeti onu Amerika'nın eyalet valisi gibi seçiyor. Evet. Peki siz bu bütün araştırmalar kaç ülkede araştırma yaptınız Piri Reis? Biraz ona da değinelim aslında. İtalya, Hollanda, şimdi İspanya ve Portekiz var. İspanya'da bir keşif peşindeyim, tıpkı İtalya'da olduğu gibi. İspanya'da 3 yer var. Barcelona, işte Kolomb'un gemilerinin olduğu, Pinta, Santa Maria. Madrid'de deniz arşivleri, Barcelona deniz arşivleri ama Madrid'de de Kolomb'un uzak akrabası bir hanım profesörle röportaj yapmak istiyorum. Hatta yazıştım. İspanyol konsolosluğundan da mektubum var. İşte artık herhalde bu ihbarda giderim diye düşünüyorum. Hep böyle sponsor bekledim. Hep tam desteği tamamlayayım dedim. Ama neyse, kendi kaynaklarını en kötü bir şekilde bir noktaya getirdim. Bu İspanya çekiminde gerçekleştirdiğimde bana şey diyenler var. Yani bu işi tamamlamış olacaksınız. Orada farklı ne çıkabilir? Yani beklenti ne? Mesela İtalya'da ne bulmuştunuz? Orada ne çıkacak? Nasıl bir, neye İtalya'da tamamlanacak? Venedik'te bir keşfim var. Şimdi o yüzden Venedik benim için çok özel. Ben Roma'da kaldım. Cenova'da çalıştım. Napoli'de bir sempozyumda hatta bildirge sundum. Araştırmaların hepsi Cenova, Venedik ve işte Roma Devlet Kütüphanesi'nde mesela harita seksiyonu var. Böyle bir bölüm var. Orada çalıştık. Venedik'teki keşfiniz? Venedik'te Marciana, iki tane var Venedik'te. Marciana Bibliotek denen, Marciana Kütüphanesi var. Meşhur San Marco Meydanı'nda. Araştırmacılar onu iyi bilir. Yani en eski kütüphanelerinden biridir. Orada mesela bir İtalyan portolonu, Akdeniz portolonu, İtalyan Ege portolonu var. Yine 1495-96 tarihli. Bir Bartolomeo Dalí Sonetti'nin bizimkilerin eline geçiyor ve Piri Reis de ondan ilham alarak bence Kitab-ı Bahriyesi'ni büyük çaplı yapıyor. Yani tam bir cihan imparatorluğuna yakışır şekilde. Şimdi Ege Portolu'nun neden İtalyanların elinde var? Çünkü Venedik İtalya'nın, Venedik Ege'nin, Ege Adaları'nın, Mora Yarımadası'nın ve Ege bizim Ege kıyılarını koloni yapıyor 13. 14. yüzyılda. Ama dikkatinizi çekelim, o zaman daha Türkler denizci millet değil. Tam denizci. Yani daha denizlere ulaşmamış. Hani meşhur deryaya ulaşmamış. Anadolu'da büyümeye çalışan bir beylik. 15'ten sonra bütün her yere sahip oluyor.
Yani hani çok abartılı bir tanımlama belki, Akdeniz Türk Gölü yapacak kadar da İtalyanları, İspanyolları, her savaşta Cenevalıları, Venedikleri, deniz prensiplerini, deniz ülkelerini yenebilecek kapasiteye geliyor deniz kuvvetleri. 15. yüzyıl aslında Osmanlı için öyle bir zirve. Müthiş bir denizcilikte. Yani insan markası, yani değerli denizci markaları yaratıyor. Yani Turgut Reis, Barbaros Hayrettin Paşa, P.D. Reis, amcası Kemal Reis. Onların hepsinin abisi konumunda. Yani çok saygın ve bilge bir denizciymiş. Yani o bir akım, o bir dönem. Bir daha da o dönem gerçekleşmiyor. Sanki bir anda hani bıçak gibi kesiliyor. Evet, 16. yüzyılda artık öyle bir şey yok. Yok yani. Bilmezsem nasıl Kaptan Nelson ya da Thomas Cook yok bizim 18. 19. yüzyılda. Yani bizim o dönemde denizcilikte bir zirvemiz var ve ondan sonra hiç kimse yetişmemiş. Nasıl oluyor da? Bu da aslında araştırılması gereken şeylerden biri. Belki sizin de üstünde çalışıyor musunuz bilmiyorum. Ya onlar beni aşıyor tabii yani. Ben bizim dışına çıkıyor ama orada kesilmiş denizcilerimiz ve ondan sonra da çok denizci, aslında hani bugün daha denizci bir millet olabilirdi. Kesinlikle. O döneme baktığımızda. İtalya gibi, Yunanistan gibi. Ama çok zayıfız. Yani Yunanistan'a bile gerisindeyiz değil mi? Hani sürebilirsiniz o adalar arasındaki ne kadar vapur seferi olduğunu, ne kadar şeyi denizden yürüttüklerini. Biz buradan İzmir'e, İstanbul'a vapuru kapatmışız yani 1990'larda mı, 2000'lerde mi? Yani aslında biraz kendimize dönmemiz lazım. Hani siz bunları biraz sorgulamak gerekiyor. Evet. Konu, evet. Bu konunun dışında bir konu ama bizim de zaman zaman hani yıllardır denizcilikle ilgili yazılar yazıyoruz. Biz biraz da amatör denizciliği yazıyoruz belki ama dergi olarak. Ama aslında gerçekten şimdi konuşunca bugün de bu kitaptan baktığımızda hani 15. yüzyılda öyle bir kültüre sahip olup bugün aslında bu kadar zayıf olmamız biraz üzücü. Evet. O anlamda. Peki ben de İspanya'yı atlamayalım. İspanya'dan beklentiniz ne? Onu da bahsedelim. Ha, İspanya. Evet. Yani o, orası beni çok heyecanlandı. Evet. Çünkü bir de Salamanca Üniversitesi'nde Venedik'te bir tane daha şey var ama isterseniz... Ya, tabii onu söylemediniz. Doğru. Evet. Bunu buldunuz. Kitabı yenin aslında. Evet. Şeyi. Şimdi Piri Reis'in İki tane haritası var ya, 1513 bir de 1528 daha gelişmiş Amerika haritası. Onu teslim ettikten sonra 1520'de de Kitab-ı Bahriye bitiriyor, 21'de de Kanuni'ye sunuyor. Bitip bütün bunları yaptıktan sonra yeterli reaksiyonu almadığını düşünüyor Piri Reis bence. Alamıyor sultandan. Çünkü Kanuni denizcilerden biraz da çekiniyor, ürküyor, belki de korkuyor. Barbaros'un özellikle agresif seferleri, Kuzey Afrika'yı fethetmesi filan. Yani Piri Reis onlardan istediği, beklediği şeyi alamayınca, belki bir denizcilik okulu kuruluşu desteği, yani yeni denizciler yapıyor. İşte orada kesiliyor bence. Orada korkuyla belki. Evet. Öyle olunca Venedik'e gidiyor. Çünkü o zamanlar açık denizlerde ve karalarda bir sınır yok. Ve denizcilerde ortak bir dil var, lingua franca. Onlar aynı ülkenin fertleri gibiler. Tabii. Evet. Şimdi Venedik'e gidiyor. Çünkü Venedik'te çok güzel bağlantıları vardı. Zaten Venedik deniz prensliği. Hem ticari bağlantıları vardı, belki hem araştırma üzerine. Orada yaşıyor. Oradan kovulma emrini, yani ultimatum mektubuyla gönderilme emrini bulduk. Osmanlı diplomasi tarihçisi Maria Pia Pedani ile mesela orada bir takım istihbarat faaliyetlerinde bulunup Dük Kanuni'ye mektup yazıyor ve onun alınmasını istiyor. Yani tehdit unsuru olduğunu düşünüyor. İtalya için bir tehdit unsuru. Evet, Venedik bir prenslik o zaman. Venedik bir devlet zaten. Evet, Venedik için devleti. Tehdit unsuru olduğu için Venedik Dükü tarafından aslında kovuluyor. Gibi. Evet. İltimatom mektubuyla persona non grata ilan ediliyor. Peki yani o tarihten sonraki 1546, 24 Kasım 1546. Onu bulduk mesela. Onun benim bulduğuma, yani bir profesör hocanın hediyesi aslında. Sonra 2015'te Maria Pia Pedani onun makalesini de yazdı. Hani bana inanmadılar, onu demek istiyorum. Böyle bir belge yok. Hiç bugüne kadar çıkmadı. Çıkmadı diye çıkmayacak. Sonsuza demek kadar, değil, kıyamete kadar çıkmayacak diye değil. Bizim kafamızdaki ketleri kırmamız gerekiyor. Biz deniz, evet, bir agresif büyümemiz var. Bir peak point, yani böyle bir altın çağ denizlerde. Sonra bir anda kesiliyor. Bunun sebepleri burada yatıyor zaten. Yani denizciler, yani sonuçta Piri Reis sonra Hint Okyanusu görevine gönderiliyor filan. Yani o ikisi mesela Venedik'te benim için çok önemliydi. Şey. Şimdi İspanya'da Salamanca Üniversitesi'nde, şimdi bu adamlar haritacılığı nasıl öğreniyorlar? Bir eğitmenleri olması gerekiyor, evet, değil mi? Yani tabii, hani harita yapmak çok özel bir şey. Yani üç tane bir anda yetenek.
Yani çok 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 değerli, yani logbook, yani harita çıkarıp o denizcilerin hayatlarını, yani o mesleki hayatlarını yönlendiriyorsunuz siz. Hani profesyonel hayatı yönlendiriyorsunuz. Demek ki bu bir seviye, yani yine doktora seviyesi. Bunların da bir eğitmeni olacak. Pili Reis'in de Kolomb'un da ortak bir eğitmeni olduğunu keşfeden bir çalışma var. Yani öyle biri söylenmişti zaten bana. Siz onu bulmak için aslında İspanya'ya gideceksiniz. Evet, Abraham Zacuta denen bir adam. Onunla ilgili bir kitap yazan bir hanım profesör var. Doçent galiba. Pardon. O biraz bahsetmişti sanıyorum. Pili Reis'ten bahsetmiş olabilir ama evet, onun için şimdi gideceğim. Yani Salamanca Üniversitesi'nde öyle bir kayıt. Hatta kitap çıkmış durumda. Onun üzerine. Çünkü o Abraham Zacuta'nın İstanbul'a gelip bu denizcilere eğittiğini de söyleniyor. Yani çünkü bu korsan kaptanlar bu kadar açılabilmelerinin tek sebebi iyi harita okuyup, yani doğru sefer, yani doğru planlamaları seferlerini. O da o eğitimlerin önemli bir harita, şeyi var. Evet, harita eğitimi. Evet. Harita hocalarıymış. Evet, bana da çok ilginç geldi. Daha ne bulacağım bakalım, yani hani biraz önden. Peki kafadaki şey ne? Yani bu belgeseli aşağı yukarı daha ne kadar, ne zaman, tabii ki bütçeyle ilgili bir şey bu. Bir sponsor desteğine ihtiyacınız var. Ana sponsor işte amiral gemisi gibi bir şey bizim için. Ne kadar bütçeli bir iş olacak bu? Bütçeyi sorsam. Evet, yani bir belgeselin bizim izleyecek hale gelebilmesi için sorsam. Yani bir kere ana sponsor kesinlikle gerektiği için, yani bütün bütçesi hani tam zikretmek istemiyorum aslında ama yani ana sponsorla bu iş hani toparlanacak. Zaten ana sponsor çıkınca kuyruğuna takılacak küçük sponsorlar olur. Yani iş popüler olup iyice ortaya çıktığında. Yani mesela şu anda kitap için bile yeterince bir hani sükse oldu demeyeyim ama bir şey var, yani böyle bir ilgi mi, yani ilgi ve merak var. Ki bir PR çalışması yapmadım yani. Hani bir de bir PR çalışması yapsam daha da iyi olabilir. Yani dediğiniz gibi daha çok raflarda görülse bence çok daha ilgisi olacak ve sosyal medya. Peki için. Bu kitap tarihi roman olarak çıktı. Bir belgeselin sizde zaten drama belgesel. İstiyorum. Evet. Hatta sonra da film olabilirse o nasıl yapacağız filmi bakalım. Küçük belgeseli yapalım diyorsun. Evet. Bu onun bir senaryosu gibi mi? Öyle mi düşünebiliriz kitabı aslında? Yani drama belgeselinin senaryosunu okuyor gibi mi düşünelim? Yoksa tamamen farklı bir ayrışıyor mu belgeselle kitap, nasıl? Evet, güzel bir soru oldu bu ama şöyle... Bu kitabın bir önüne bir bölüm ilave ettim. Bu bölüm normalde senaryomda yok. Bir sondan başa anlatım tekniği belki okumuşsunuzdur. Evet, girişte, girişte bir etkiliyor. Evet. Ne oluyor falan. Çünkü Piri Reis'in hüzünlü bir sonu var maalesef. Kanun'un ölüm hani zinciri diyeyim. O dönemin politikalarının Bizans oyunlarının sonucunda Piri Reis'in de Hint Okyanusu'ndaki başarısız seferi cezalandırılıyor. Ve boynu vurularak idam ediliyor İskenderiye Limanı'nda. Dolayısıyla onun o hikayeyi başa getirip anlatım söz konusu. Normalde filmde öyle bir şey yok. Filmde ben böyle bir Indiana Jones hikayesi gibi, yani senaryomda Alman profesörlerin Atatürk'ün yeni atadığı Topkapı Sarayı direktörü Halil Ethem'le birlikte sonradan ordinaris profesör olan Paul Kahle'nin haritayı Topkapı Sarayı'nda bulmaları, onu Atatürk'e çıkarmaları, sonra onu Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nin Şarkiyatçılar Kongresi'nde dünyaya tanıtmaları, çünkü içinde orijinal Kolomb haritası bulunan bir Türk haritası Topkapı Sarayı'nda bulduk, teşhis ettik. Bu harita yaşayan tek Kolomb haritası. Çünkü Kolomb'un haritası kaybolmuş, heba olmuş. Bakın Avrupa'nın hani şu anda belki biz entelektüel kimliği, sanat, aynen Rönesans'tan sonra neler olmuş. Onların altında belki şey yapıyoruz ama hani ezilmiştik demeyeyim de, yani biraz belki daha gerideyiz ama Kolomb'un haritasını muhafaza edememişler. O da biz de. Evet. Anlatabilemem. Yani bu kadar yani küçük, basit ama çok orijinal. Belki de tek, hani bir profesör hocamız değişti de unique link. Tek orijinal linkte Piri Reis'le Kolomb'u bağlayan haritanın, Kolomb'un orijinal Amerika haritasını, Kolomb'un Piri Reis'in dünya haritasında kullanmış olması bunu deklare etmesi. Ben bunu kullandım. Bu şekilde elimize geçti. Bu şahsa sahip. Bu yazmasaydı zaten hiç bilmiyor olacaktı. Aynen. Bu notu da almasaydı. Evet, dünya da bilmiyor olacaktı.
Peki ben son bir şey, video için özellikle toparlayalım. Son bir, hani size bu kadar araştırma sonunda bana böyle birkaç cümleyle Piri Reis nasıl bir karakter? Siz nasıl bir birini buldunuz? Ben beklediğimden daha entelektüel, evet, bilgin boyutunda bir bilim adamı buldum. Hı hı. Yani ben hani harita yapan bir kaptan, harita okuyan bir kaptan, diğer haritacılara da yani örnek teşkil eden eserler bırakmış hani. Çok içine girinceye kadar onun büyüklüğünü fark etmemiştim. Bu kadar büyük bir adam olduğunu, bu kadar derin bir adam olduğunu, aslında bir deniz bilgini olduğunu, Salih Özbaran Hoca öyle der, olduğunu bu projeyle ve derya deniz bir projeyle karşılaştığımı, kendim de korktum projeden ayrıca. Yani benim cüssem ne, eğitimim ne, vizyonum ne, bu ne kadar böyle bir, yani ama Osmanlı İmparatorluğu'nun, Türk İmparatorluğu'nun bu arada tanımlamasını da yapalım. Zirve döneminden bahsediyoruz. Evet. Yani hani Hint Okyanusu yeni keşfediliyor. Atlantik bir mit daha keşfedilmemiş. Hı hı. Hani bir şey olduğu daha yeni kayda geçmiş. Hı hı. Ama daha doğru düzgün bir sefer olmamış. Hı hı. Ya da seferler daha yeni yeni oluyor. O dönemde Akdeniz'in tek dünya olduğu bir dönemde, hı hı, bizim de Cihan İmparatorluğu, yani Dünya İmparatorluğu olduğumuz dönemde, Türk İmparatorluğu'nun gücü malum. Yani diğer bütün ülkeler parça bölük halde, biliyorsunuz. Hı hı. Avusturya, tabii, Macaristan, evet, işte Cenova Prensliği, Cenova Prensliği, Venedik Prensliği, Amalfi Prensliği, yani İtalya bölünmüş, hı hı, durumda. Bir İspanya tam kompakt gibi. O da biliyorsunuz Endülüs Emevilerinden sonra toparlanma çabasında. Hı hı. Yani düşünürseniz Avrupa bayağı parçalar halinde. Evet. Bir de şey var tabii. Aslında şimdi bunu okurken siz de hatırlatmışsınız, o Kolomb'un ikinci Beyazıt. Kolomb'un teklifini kabul etseydi çok farklı bir yere gidebilirdi aslında Osmanlı denizciliği diye düşünüyorum. Çünkü o zaman Amerika'ya giden Kolomb Osmanlı desteğiyle gitmiş olacaktı. Evet. Bu önemli bir şey aslında. Evet. Çok evet. Orada. Şimdi bu kitaptaki bu bilgiyi ben Amerika'nın keşfinde Türkler kitabına dayandırarak, hı, kullandım. Hı hı. Bunu tam şey yapmayanlar da var. Yani gelmemiştir. Asla bir Müslüman imparatordan, Katolik Kolomb para istememiştir diyenler de var. Hı hı. Ama ben onun o belgelere, o bir kitaba, Amerika'nın Keşfi Türkler kitabına dayandırarak da kurguladım. Hı hı. Çünkü Kolomb 20 yıl kadar para arıyor bu büyük sefer için. Hı hı. Yani aslında ben Kolomb'la biraz da bir empati kurabiliyorum. Yani o kadar işte, evet evet. Yani bu büyük işler, büyük eserler, büyük fetihler demek ki kolay olmuyormuş. Evet, kendime. Şimdi şahsıma minasır olarak birazcık tecrübe etmiş oldum. Hı hı. O yüzden evet, birçok krala gidiyor. Hatta krallara tekrar gidiyor. Yani, hı hı, İngiliz kralına, İspanyol kralına, bütün Venedikli bankerlere, İtalyan monarşi, herkese gidiyor. Ancak sonunda işte İspanyol kralı tekrar değiştiği zaman ikincisinde değişti. Yani, hı hı, düşünün, o dönemi de geçiriyor yani. Hı hı. Bir kraliyet dönemini geçiriyor, ikinci kraliyet döneminde, hı, olabiliyor. Aynen. İşte ama bu burada benim için bizim o sırada da geldiğini düşünüyoruz biz. Evet. İkinci Beyazıt'ta da farklı bir çok farklı bir tarihimiz. Sorunuzun tam cevabı olmadı. Pardon. Çok başka bir şey olabilir. Evet, kesin vizyonu varmış. Eğer Kanuni oğlunu öldürmeseydi belki o fetihler, keşifler dönemini yakalayabilirdi biz Türkler de yakalayabilirdik. Evet, ikinci Beyazıt'ta belki destek olmak isteyebilirdi. Ama kendi iç meselelerini düşünüp olmadı. Olmamış. Evet, bugün de bu noktaya geldik. O zaman ben bugünkü röportaj için size teşekkür ederim. Ve bir de Kolomb kadar uzun bir araştırma süreciniz sürmez. 10 senesini tamamladınız. Bir 10 yıl daha devam etmesini inşallah önümüzdeki yıl falan, birkaç yılda
Bu yıl hatta yani. O kadar çünkü olgunlaştı. Yeterince. O kadar kısa sürede çıkıyor. Aynen 6 ayda. O, yani 6 ay bile sürmeyebilir. O zaman evet. Çünkü her şey hazır 2020'nin aslında. 2020'nin sizin için belgesel yılı olmasını diliyorum. Evet, filmin yılının. Filmin yılını diliyorum. Evet, kitap 2019'da çıkmış oldu. A7 evet. Kitaptan. Kitapçılarda bulunabiliyor. Ve internetten de satın alabilirsiniz. Ben o zaman sizden hazır sizi yakalamışken bir imzanızı da alayım. Tabii memnun olurum. Teşekkür ederim bu arada tekrar. Ben teşekkür ederim.